Neredeyse hemen hemen hepimizin kullandığı klişe bir cümledir. Nerede o eski bayramlar? Hep özlemle anarız eski bayramları. Peki, Osmanlı'da bayramlar nasıl olurdu? Ramazan bayramına Osmanlı'da İd-i Said-i Fıtır denilirdi. Devlet bayram öncesinde subay ve memurlara birer maaş ikramiye verirdi. Mahkumlara helva dağıtılır. Bununla birlikte cezasının yarısından fazlasını çeken mahkumlar affedilebilirdi. Padişah bayram namazını Hırka-i Saadet Dairesi'nde kılar. Bayram namazından sonra Divan-ı Hümayun toplanır. Devlet adamları rütbelerine göre sıraya girerek padişahın bayramını tebrik ederdi. Bayramlaşma sırasında da mehteran durmadan çalardı. Halk ise bayram hazırlıklarına günler öncesinden başlardı. Sokak ve meydanlar temizlenir, meydanlara salıncaklar kurulurdu. Ayrıca bayramlarda cambazlar da gösteriler yaparlardı. Halk bu eğlencelerle sosyalleşirdi. Bunların dışında kahvehanelerde Hacivat Karagöz ile Meddah gösterileri de düzenlenirdi. Bayramın en önemli özelliklerinden biri de hediyeleşmeydi. Bayram bohçaları hazırlanır ve insanlar birbirlerine yeni elbiseler hediye ederlerdi. Özellikle de çocuklara. Çocukların mutlu edilip sevindirilmesi en önemli unsurlardan biri kabul edilirdi. Bayramlar, sosyalleşmenin, dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlikte ve bir arada mutlu olmanın en önemli unsurlarından biri olmuştur. Bayramlarınız mutlu, huzurlu ve sevgi dolu geçsin. Hayırlı bayramlar.